Selamlar herkese. Bugün benim doğum günüm. Ve şimdi eşim beni sürpriz bir yere götürüyor. Yemek yiyeceğiz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Güzel bir yerdir diye tahmin ediyorum. Bakalım nasıl bir yer. Sizin için restoranda çekmeye çalışacağım. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Restoranımıza geldik. Restoran Vinotek. Doğru söylüyor muyum bilmiyorum ama çok şeker görünüyor. Doğum günü çocuğu mutlu. Manzaramız da çok güzel. Şöyle göstereyim. Sarpçığım, güzel mi burası? Ya Suruk Bayrağı'nı gördün mü? Ne güzel gitmişler. Aa, evet. Nasıl gördün hemen sen onu? Suruk Bayrağı değil ama. Değil mi? Kırmızı. Kırmızı ortasında açmıyor. Aa evet, açılmamış. O yüzden sen Türk bayrağı gibi. Canım, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim. Olsun anne. Olsun anne. Teşekkür ederim bir tane. Burada çok güzel bir şey var. Antipasta mıydı? Antipasta. Antipasta isminde. Kocaman tabaklar hazırlamışlar da. Boy boy daha doğrusu. Kocaman değil. Küçük, orta ve büyük şeklinde. İstediğiniz açık büfe. Bir sürü salata yapmışlar. Bir sürü şey aldım. Ben ne yapacağım baba? Ne yapacağım? Bu şekilde. Görüyor musun? Hazırladım. Çok hoşuma gitti bu fikir benim. Ne yap? Bu da arkadaşlar tavuklu, böyle ince bulgurdan yapılmış bir değişik salata. Bunun adını hatırlıyor musun? Hayır. Şu anda adını hatırlayamıyorum maalesef ama gayet lezzetli, bizim damak tadımıza uygun. Ben beğendim şahsen. Mumları yokmuş ama en azından bir incelik yapmışlar ve kek getirmişler bana. Happy birthday yazmışlar çikolatayla da. Hoşuma gitti. Sağ olsunlar. Şöyle. Arkadaşlar şu anda saat 20.50 civarında olduğu için tabii ki bütün mağazalar kapanmış durumda. Sadece restoranlar açık, yemek yerleri. Ama o bile güzel yani. Her yer böyle kapanmış böyle değil. Bayağı sokak cıvıl cıvıl. Bayağı kalabalık insanlar var. Niyetim gibi yani burası. Üzerinin ara sokaklarını keşfetmek için çok sabırsızlanıyorum. Çok güzel mağazalar gördüm ama hiç gezme fırsatım olmadı. Zaten Sarp'la gezmek çok zor. Hemen yoruluyor, sıkılıyor, acıkıyor filan. Onun dışında vaktim de olmadı çok fazla. Gerçi ev yerleştirme, taşı al, şey yap derken ama çok güzel mağazalar filan var. Bizde bodum bardaklar vardı. Burada da mağazası var. Bilmiyorum aynı bodum mu ama. Geçen sene bana deseydiniz seneye
doğum günü sıçrayarak kutlayacaksın diye. Asla inanmazdım ama kısmette 38'i İsviçre'de doldurmak varmış. Güzel oldu. Gerçekten hayat, siz plan yaparken olan şey. Gerçekten sürpriz oldu bizim için. İnşallah hayırlısı olsun. O Kiko'yu gördüm burada, Kiko Milano. Tabii ki bir taraftan gözüm mağazalarda, neler var neler yok onlara bakıyorum. Biz eve geldik arkadaşlar. Aşırı sıcaktan çok bitik durumdayız zaten. Ama videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.